Kanalımıza hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Samsun yöresine ait harika bir melemen tarifi sizlerle paylaşacağım. İsmi de çok değişik, çok farklı. Çakallı melemen. Karadeniz yöresi mutlaka yapıyor bunu. Çok beğeniyorum. Çok da güzel bir tarif. Mutlaka siz de yapın, deneyin. Tarifimize geçmeden önce malzemelerimizi tanıtalım. 4 adet domatesimiz var. Kabuklarını mutlaka soyuyoruz. Küp küp doğruyoruz. Kabuklu olmayacak. 6 adet sivri biberimiz var. Yeşil biberimizi mutlaka içine ekliyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağı. Tereyağı olmazsa olmaz. Kaşar rendesi var. 2 tane yumurtanın sarısı var. Akını kullanmıyoruz. Tarife birebir uyuyoruz. Çakallı melemen. İsmi de çok farklı. Şimdi ocağa geçiyoruz. Melemenimizi yapıyoruz. Çakallı melemenimize başlıyoruz. Şöyle bir tavada yapıyoruz. Çelik tava olacak. Porsiyonluk yapıyoruz. Şimdi tereyağımızı ekleyelim. Yeşil biberlerimizi ekliyoruz. Tereyağımız, yeşil biberimizi şöyle güzel kavuralım. Biberimizi tereyağıyla bol güzel kavuruyoruz. Mutlaka kavurmamız gerekiyor. Lezzetini bir tık arttırmamız için. Teflon tavada yapmıyoruz. Lezzetini arttırmak için çelik tava kullanıyoruz. Karadeniz halkı hep böyle tavada yapıyor çünkü biz de birebir uyuyoruz. Domateslerimizi ekledik. Üstüne tuz alacağım. Şöyle tuzumuzu ekleyelim. Tuzumuzu ekledik. Kapağını kapatıyoruz. Domateslerimizin erimesini bekleyelim. Domateslerimizi kısık ateşe aldık. Domateslerimizin erimesi gerekiyor. Salça kıvamını mutlaka alacak. Çatalından daha ezilecek. Aşama aşama gidiyoruz. Çakallı melemenimize bir göz atıyoruz. Gayet güzel domatesler erimiş. Şöyle bir karıştıralım bakalım. Kaya tuzu üstüne ekledim. Kapağını örttüm. Kısık ateşte gayet güzel domateslerimiz erimiş. Çatalla şöyle kalan iri domateslerinizi ezebilirsiniz. Çakallı melemen için özellikle değişik bir çatal üretmişler. Çok farklı. Patates ezeceğine benziyor. Domatesleri onunla eziyorlar. Biz de çatalla yapıyoruz tabii ki. Bizde de başka yöntemler var. Patates döveceğiyle şöyle güzel eziyoruz. Biz de kendimize göre püf noktalarını buluyoruz. Şimdi üstüne bir tatlı kaşığı pul biber ekleyeceğim. Şöyle bolca pul biberimizi ekledik. Karıştırıyoruz. Ve kaynamasını bekleyelim. Melemenimize bir göz atıyoruz. Bakalım kıvamı nasıl olmuş. Gayet güzel. Suyunu mutlaka çektirin. Yumurta kırdığımız zaman su bir tarafa, yumurta bir tarafa olmasın. Değerli takipçilerimiz, gayet kıvamlı bir melemen yapmışım. Çok güzel. Şimdi yumurtamızın sarısını ekleyeceğim, 2 tane. Sarılarımızı da ekledik. Şöyle güzel bir karıştıralım.
kimisi beyazını sevmiyorum elemende. Değerli takipçilerimiz, normalde yaptığım zaman çatalla iyice çırpıyorum ki belli olmasın. Ama sarısını şimdi çakalım elemenimde kullandım. Yumurta o kadar içinde belli olmuyor. Çok farklı, çok değişik oldu. Tuz miktarını, acısını, tuzunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi üstüne kaşarı ekleyeceğim. Kaşarımızı da ekliyoruz yumurtadan sonra. Kapağını örtelim, bekleyelim. Şimdi tarifimize bir göz atıyoruz. Gayet güzel pişti melemeniz. Şöyle ekmeğimizi alalım. Şöyle bir bakalım. Gerçekten çok güzel. Çok değişik bir tarif. Çok güzel oldu gerçekten. Kaşarları da içinde uzanıyor. Kaşarlı melemen ne kadar değişik, ne kadar güzel. Arkadaşlar, melemenimiz hazır. Siz de ne yapıyorsunuz? Kanalımızda kalıyorsunuz. Bizi bırakmıyorsunuz. Bizi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.